Merhabalar. 6. sınıf solunum sistemiyle yine birlikteyiz. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açıp videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Solunum sistemi canlıların yaşayabilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Canlılar gerekli olan enerjiyi besin maddelerinden sağlarlar. Arkadaşlar besin maddelerini sindirim sisteminden aldık. Sonra besinlerdeki enerjinin açığa çıkması için hücrelerdeki besinlerin oksijenle yakılması sayesinde olur. O halde oksijenle neyle alıyoruz? Solunum sistemiyle. Peki bu besin ve oksijeni neyle taşıyorduk? Solunum sistemiyle hücreler için gerekli enerjinin oksijeni dolaşım sistemine verir. Hücrelerde oluşan karbondioksiti ve dolaşım sistemine alarak dış ortama verir arkadaşlar. Solunum sistemimizin amacı vücuda oksijeni almak arkadaşlar ve vücutta oluşan karbondioksiti dışarıya atmak. Bunun taşımakta görevli olan neydi? Dolaşım sistemiydi. Solunum sistemi organlarına bakarsak burun, ağız, gırtlak, soluk borusu, bronş, bronşçuk, diyafram, akciğer görüyorsunuz. Bunlar solunum sistemi organ ve yapıları. Baktığımızda arkadaşlar burun boşluğu, burun delikleri, ağız boşluğu, yutak, soluk borusu, gırtlak, sağ bronş, sol bronş. Bakın arkadaşlar geliyor soluk borusu ikiye ayrılıyor bronşlara ve iç tarafta da akciğer içerisinde de bronşçuklara ayrılıyor. Sağ akciğer, sol akciğer ve soluk alma ve vermeyi sağlayan diyafram kasımız var. Solunum sistemi oluşturan yapılar burunla başlayalım. Havanın vücuda alınmasını sağlar. İçerisinde bulunan kıllarla beraber mukus sıvısı, yabancı maddeler, toz ve mikropları tutar. Havanın temizlenmesini, ısıtılmasını ve nemlendirilmesini sağlar. Bu nedenle arkadaşlar, burnumuzla nefes aldığımızda akciğerlerimize daha temiz, daha nemli, daha ısıtılmış hava göndeririz. Akciğerlerimize daha temiz hava gönderebilmemiz için burnumuzla nefes almamız önerilir. Yutak. Ağzın arka tarafında bulunan soluk borusu ve yemek borusunun açıldığı bölümdür. Alınan havanın soluk borusuna yiyeceklerini ise yemek borusuna geçişini sağlar. Gırtlak soluk borusunun geniş üst bölümüdür. Havanın soluk borusuna iletilmesini sağlar. Ayrıca titreşerek ses tellerinin oluşmasını sağlayan ses telleri burada bulunur. Arkadaşlar ses tellerimiz gırtlağımızda bulunuyor ve ayrıca bu gırtlakta bulunan Ses telleri titreşerek ses oluşumunu sağlıyor. Sonraki solunum sistemi organımız soluk borusu arkadaşlar. Soluk borusu gırtlaktan sonraki bölüm soluk borusudur. Bronşlara kadar üst üste dizilmiş halkalardan oluşan kıkırdak yapılı esnek borudur. İçerisinde küçük çıkıntılar, siller ile havada kalan yabancı maddeleri tutar. Akciğerlere bağlantı yerinde sağ ve sol olmak üzere iki ana kola ayrılır. Bu kolların her birine bronş adı verilir arkadaşlar. Akciğerler göğüs boşluğunun içerisinde yerleşmiş, göğüs kafesiyle sarılmış açık pembe renkli organımızdır. Bronşlar akciğerler içerisinde daha ince kollar olan bronşçuklara ayrılır. Bronşçukların uçlarında alveol adı verilen gaz alışverişinin yapıldığı küçük bölümler vardır. Arkadaşlar, aynı üzüm taneleri gibi bronşçukların uç kısımlarında alveoller vardır. Bu alveollerde oksijen kana, karbondioksit tekrar alveole geçer ve dışarıya atılır. Alveollerin etrafı kılcal kan damarlarıyla çevrilidir. Hava ile gaz alışverişi sayesinde kan hücresindeki karbondioksit alınarak kana oksijen yüklenir. Böylece karbondioksit oranı yüksek kirli kan oksijen bakımından zengin olan temiz kana dönüştürülmüş olur. Günümüzde bronş ve bronşçukların iç yapısını incelenmek için bronoskop cihazı arkadaşlar geliştirilmiştir. Bir örnekle devam edelim. Şekilde solunum sistemine ait bir organ okla gösterilmiş. Arkadaşlar soluk borunun üst kısmındaki organa ne diyorduk? Gırtlaktı. Ok ile gösterilen bu organın görevi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ağızda oluşturan lokmayı doğrudan mideye iletir. Yanlış arkadaşlar. Hücrelerde gelen karbondioksit ile havada alınan oksijenin yer değiştirmesi bu alveollerde yanlış, havadaki toz parçacıkların tamamını tutar yanlış. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir ve sesin oluşmasında etkilidir. Evet arkadaşlar, gırtlak yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir ve yapısında ses tellerinin oluşmasıyla ses oluşmasında etkilidir. Solunum sisteminin daha geniş bir ismi Lenf düğümleri soluk borusunun etrafında soluk borusu. Bronşlar bakın sağ ve sol. Sol akciğer iki parça. Bakın iki parça çünkü burada kalbe de yer açılmış. Sağ akciğer ise bir, iki, üç parça gördüğünüz gibi. Ve soluk alıp vermeyi sağlayan diyafram. Ve burada alveolleri görüyorsunuz. Oksijenle karbondioksitin yer değiştirdiği yer ise alveollerdir arkadaşlar. Soluk alıp vermeye bakalım. Soluk alıp verme sırasında gerçekleşen olaylar aşağıdaki gibidir. Soluk almada diyafram kası düzleşir arkadaşlar. Bakın düzleşir. Göğüs kafesi genişler. Göğüs kasları kasılır. Akciğerlerin hacmi artar ve akciğerin iç basıncı düşer. Soluk borusundan akciğerlere oksijen oranı yüksek hava karışımı Dolar, alveollerde kan damarlarıyla oksijen ve karbondioksit gazları alışverişi yapılır. Soluk verme ise soluk almanın tam tersi, diyafram kası gevşeyerek kubbe şeklini alır. Bakın kubbeleşmiş, bu hep öğrenci karıştırıyor. Göğüs kafesi daralır, göğüs kasları gevşer, akciğerlerin hacmi küçülür, akciğerin iç basıncı artar. Karbondioksit oranı fazlalaşmış hava karışımı alveollerden soluk borusunu oradan da vücut dışına atılar arkadaşlar. Bakın diyafram kası kubbeleşiğinde akciğerlerdeki karbondioksit dışarıya atılıyor arkadaşlar. Göğüs kafesi iniyor, diyafram kası kubbeleşiyor. Soluk almada ise diyafram kası düşüyor, göğüs kafesi ise işte şişiyor arkadaşlar. Örneklerle devam edelim. Belirli bir anda solunum organlarının durumunu gösteren şekil hangisi oluyor arkadaşlar bakın diyafram kası düzleşmiş akciğer şişmiş o halde nedir bu soluk alma aşağıda bir akciğer modeli verilmiş akciğer modeli ile ilgilen Şeyma aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz diyor arkadaşlar A balonu diyafram kası görevini üstlenmiştir bakıyoruz A diyaframdır soluk alıp vermeyi doğru cam boru soluk borusu görevi bakıyoruz cam boru soluk borusu doğru A balonu bırakılırsa şişen balonlar iner. Arkadaşlar bunu bıraktığımızda ne olacaktır? Hava dışarıya doğru çıkacaktır. Bakın bırakmış burada ne olmuş? Hava dışarıya doğru çıkmış. Doğru. Cam balondan dışarı hava çıkarsa plastik şişe genişler. Hayır arkadaşlar tam tersi. Göğüs kafesi ne oluyordu? Soluk verdiğimizde daralıyordu. Soluk alma sırasında havanın bu organlarda izlediği yol aşağıdakilerden hangisi de doğru verilmiştir? Arkadaşlar havanın almada birinci burundandı. En son nereye ulaşacaktı? Akciğere. Yani bir en başta, akciğer en sonda olacak. Baktığımızda arkadaşlar birin en başta olmadığı bir en başta olan A ve C şıkkı var. B ve D'yi eliyoruz. İki en sonda. Birden sonra burundan sonra nereye gidecekti? Yutak. Sonra gırtlak. Soluk borusu ve burun şeklinde olduğu için cevabımız A şıkkı olacaktır. Mıstık YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.